Ay, gözüme bir hal oldu. Bundan da çok korkuyorum var ya. Dediğim gibi seneler öncesinden kalan bir aldık. Uzun yere suva yani. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma hoş geldiniz. İlk defa böyle bir video çekiyorum, makyaj videosu istediğiniz için. Şimdi ben soru cevap videosu çekeceğim tabii ki bunun sonrasında. Ama onun öncesinde makyaj yapayım dedim. Makyaj videosu istediğiniz için makyaj yapacağız. Öyle ahım şahım bir makyaj yapamam. Yani öyle abartı makyaj yapamam. Günlük doğal bir makyaj yapacağım. Yani dışarı çıkarken kullandığım bir makyaj olacak bu genelde. Üniversite zamanları ben daha fazla makyaj yapıyordum. Bir de abartılı yapıyordum. Çok yapıyordum yani. Şu an o makyajlarıma baktığım zaman keşke de diyorum öyle bir makyaj yapmasaymışım. Kimse de demedi bana böyle hani çok abartılı yapıyorsun, gözlerin kötü duruyor falan diye. Ama şimdi baktığım zaman anlayabiliyorum. Şu zamanlarda da çok fazla makyaj yapmıyorum aslında cildim düzelsin, toparlansın diye. Ama şimdi makyaj yapacağız. Tabii elimde benim ahım şahım bir makyaj malzemeleri yok. Sadece istediğiniz için ben de video çekeceğim için bunun öncesinde makyaj videosu çekeyim istedim. Şöyle süngerimi ıslattım, geldim. Şuraya koyalım. Ama öncelikle ben ne yapıyorum? Tabii ki her zaman cildimi nemlendiriyorum. Şöyle bir nemlendiricim var. Normal bir nemlendirici. Eğer güneşe çıkacaksam güneş kremi de sürüyorum. Ama şu an evde olduğum için güneş kremine gerek yok. Güneş kremi sürmüyorum. Önce lensimi takıyorum. Gözlerimde lensim var. Ben lens kullanıyorum. Evin içerisinde gözlük kullanıyorum. Dışarıda da lens kullanıyorum. Önce cildimizi nemlendiriyoruz. Ben nemlendirmeden makyaj yapamıyorum. Benim cildim çok kuru bir cilt olduğu için kuru kuru duruyor. O yüzden sevmiyorum. Önce cildimi nemlendirdim. Şöyle bir bizim evde de hiç ayna yokmuş biliyor musunuz? Küçük ayna hiç yokmuş. Bunu yazdım bir kenara. Ayna alacağım hemen. Trendyol'dan bir bakalım ayna. Şöyle Feyza'nın aynası vardı. Bu aynayı aldım geldim aşağıdan. Şöyle aynayı da bunun hizasına koyayım ki bir yandan aynadan makyajımı yapayım. Oradan yapmak çok zor olacak. Şöyle şuradan bakarak yapacağım. Cildimizi nemlendirdik. Nemlendirici fazla durması gerekiyor biraz. Cildim nemi emsin diye. Hani nemlendiriciyi emsin diye. Ama şimdi bekleyemeyeceğim. Güneş gitmeden soru cevap videosu çekeyim diye. Şöyle bir makyaj çantam var benim. Şöyle bir de fırçalarım var. Çok fazla fırçam yok. Süngerim var. Yedek kullandığım süngerlerim var. Dolabımda duran. Öyle dediğim gibi normal makyaj şeylerim var. Şöyle far paletlerim. Şunu genelde allık olarak kullanıyorum. Herkesin büyük ihtimalle öyledir diye umut ediyorum. Şöyle bir Flormar'ın fondöteni var. Bu fondöten çok kapatıcılı. O yüzden ondan çok az kullanacağım. Benim genelde far paletim var. Böyle bir far paleti. Rimmel'im. Yine bir far paleti. Bu far paletlerini kullanarak allığım var. Not'un ta seneler önce kalma bir allık. Golden Rose kullanıyorum ben genelde. Neden? Hayvanlar üzerinde deney yapmamış bir marka olduğu için. Bir de büyüme falan geliyor. Elimin altında bir marka. Güzel bir marka. Seviyorum. Şöyle Rimmel'i var. Ruju var. Sonrasında şöyle bir eyeliner aldım ama çok hani isteyerek aldım. Arkadaşım böyle göze çok güzel eyeliner çekiyor. O yüzden aldım aslında ben de eyeliner çekeyim diye. Ama kaç kere kullanmışımdır? 2 kere falan kullandım yani. Hiç kullanmamışımdır. Oturup ama bir eyeliner üzerinde çalışmam lazım. Şöyle bir dudak yağı var. Hiç kullanmam. Göz kalemi. Genelde ben ruj kullanmam. Kalem kullanırım. Kalemlerim var ama artık yok sanırım. Biraz da aşağıda mı kalmış ne? Şöyle bir kaş farı var. Makyaj şeyi de batırsın istemiyorum aslında. Örtüyü de batırsın istemiyorum. Şöyle bir highlighter'ım var. Ta üniversiteden kalma bir highlighter. Üniversitede almıştım. Şöyle bir allığım var. Bunu yeni aldım. Aslında benim makyaj malzemem çok yokmuş ya. Ama yine de kaliteli makyaj yapıyorum yani. Şöyle bir kaş bıçağım var. Tamamdır. Yine böyle... Şu nedir? Göz rimeli böyle kıvırıştırıyorsunuz ya. Ben de bilmiyorum aslında bunun adını. Dudak balmı. Elimde bulunan malzemeler bunlar. Bu da yine dudak balmı. Sonrasında kaş makası. Makyaj malzemesi olarak yani çantamda bulunan. Kaşını taramak için. Kaş tarağı. Benim bir takıntım var. Kaş. Yine bir dudak kalemi. Tamamdır. Bu kadar. Şimdi makyajımıza başlayalım. Öncelikle süngerimi ıslatıyorum ben. Nemli bir süngerle yapıyorum. Bunu da böyle sıkarak değil. Normalde sıkma yeri var şöyle pompalı. Böyle sıkmadan yapıyorum ben. Sıktığım zaman çok fazla geliyor. Şöyle. Şuradan şöyle. Sadece bu kadar. Çok fazla sürdüğüm zaman Allah. Bu bile fazla oldu. Çok fazla sürdüğüm zaman çok kapatıcılı oluyor. O yüzden sevmiyorum. Yani yapmacık gibi görünüyor. O da benim hoşuma gitmiyor. İnşallah gün
Güneş batmadan videoyu yetiştirebilirim. Soru cevap videosunu. Saat şu an 5'e doğru geliyor. 5.30'a doğru. Buraları hızlandırayım. Hızlı bir şekilde yapalım. Fondötenimizi sürdükten sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar fondötenimizi sürdük. Şöyle ruh gibi olduk yani. Şimdi hemen onun üstüne süreceğim şey benim allık. Hemen cildimizi renklendirsin diye. Şöyle pastelin bir allığı var. Bu çok kırmızı. Şöyle elime koyarak yapıyorum. Böyle bir nokta koyuyorum. Sonra üzerine de biraz highlighter koyuyorum. Highlighter da Risa aradı arkadaşlar. Videomuz yarıda kesildi. Şöyle highlighter koydum. İkisini şöyle karıştırıyorum. Hızlıca makyajımızı yapalım. Işıkta gitmek üzere. Şöyle sadece yüzümüzün beyazlığı gitsin. Renk gelsin diye. Evet, renk geldi. Şimdi ne yapıyoruz? Ben bazen tabii ki allığımı, şöyle benim turuncu bir allığım var. Dediğim gibi seneler öncesinden kalan bir allık. Bu allığı ben genelde şey yapıyorum, far olarak kullanıyorum. Şöyle fazlasını ataraktan gözümüzün üstüne biraz şöyle geçiyoruz. Benimki dümdüz bir makyaj yani. Öyle fazla abartıya gerek yok. Şöyle. Ama böyle sabit bir far ben sevmiyorum yani. Böyle hani ne denir? Kalıp gibi duran. Böyle geçişli bir far seviyorum. Böyle yok gibi duracak. Şöyle göstereyim. İkisi de eşit mi oldu sence? Tamamdır. Farımız da bu kadar. Bazen bunu tabii ki renkli renkli yapıyorum. Şey yapıyorum ama artırıyorum. Kaşları tarıyoruz. Makyajda en önemli şey bence benim için yani kaş. Kaş sabitleyicim de bozulmaya başlamış. Ben de onu attım yani. Şu an kaş sabitleyicim yok. Ne yapıyoruz? Gözlerimize şöyle açık gri bir şeyim var bu renkte. Göz kalemi var. Göz altlarıma bundan süreceğim. Bu da gözlerime büyük göstersin diye. Şöyle altına sürüyoruz sadece. Benimki dümdüz bir makyaj oldu ama. Şöyle. Tamamdır. Çok da büyümedi gibi oldu ama. Rengi çıktı mı ya? Bir tane daha böyle makyaj çekmek isterim aslında. Makyajımı kocam seslendiriyor diye. Tamam, başka ne süreceğiz? Tabii ki rimel gözümüzü. Ay, gözüme bir hal oldu. Bundan da çok korkuyorum var ya. Ay, gözüme bir hal oldu. Şöyle iki tane rimelim var. Birisi Golden Rose. Bu da Golden Rose'muş. Şu yeni olduğu için tabii ki bununla süreceğiz. Şundan bakarak süreyim, zor oluyor çünkü. Tamamdır. Aşağıya ben genelde rimel sürmüyorum. Çünkü gözlerime yapışıyor. Aşağıya akmış bir şekilde gösteriyor. O da insanı yorgun gösteriyor. Sevmiyorum öyle yani. Başka ne kaldı? Tamamdır. Ruj kaldı. Ruju da hemen şöyle nasıl yapıyoruz? Bir dudak kalemi. Dudak kalemim olmadığı için şu ruju süreyim. Ruj sürme adetim de yok. Hemen şöyle. Şuradan. Alın size makyaj. Doğal bir makyaj. Üzerine tabii ki ne sürüyorum? Dudak bakım yağı sürüyorum. Şöyle. Gloss gibi dursun diye. Tamam. Bakın size makyaj bitti. Benim makyajım bu kadar. Başka yapabileceğim. Kaşlarımı şey yapabilirim. Highlighter sürmüyorum ben genelde. Ama süreyim hadi. Highlighter'ımız nerede? Pastelin highlighter'ı. Şöyle. Yine ben elime alıyorum. Eyeliner falan çekerdim ama gerek yok yani. Normal bir video çekeceğimiz için. Şöyle büyük bir fırçam var. Şöyle elimizin üstünde. Zaten yarısı burada kalıyor. Şöyle. Evet. Şöyle bazen burnumun üstüne
Tamam. Bulduğun yere sıva yani. Bence gayet güzel oldu, he? Bitti, benim makyajım bu kadar. Eğer biraz sönük sönük oldu derseniz allık mallık sürebilirsiniz. Dümdüz makyaj ben böyle yapıyorum yani. Bazen farı elimle sürüyorum. Bazen far sürmeden direkt rümeye sürerek. Benim makyaj videom bu. Abartılı makyaj isterseniz abartılı makyaj da çekebilirim. Bir gün eyelinerlı makyaj da çekebilirim. Eğer böyle bunu severseniz bu şekilde makyaj da çekebilirim. Ama bir kere de şey çekmek istiyorum. Makyajımı kocam seslendiriyor diye. Videomu beğendiyseniz beğenip aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Hatta işaretimi yapayım geleyim. Videomuzun kapanışını o şekilde yapalım. Evet arkadaşlar, benim makyajım bitti. Bu şekilde oldu yaptığım makyaj. Beğendiyseniz aşağıdan beğenip kanalıma yorum yapabilirsiniz. Videomu izlediyseniz de abone olmayı unutmayın. Güzel fikirleriniz varsa buna benzer çekebileceğim içerikler, onu da aşağıya yorum yazarsanız çekmeye çalışırım yani. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.